En az ihtimal verilen Trump'ın ülkeyi bu senaryo sürüklemeyeceği konusunda tahminler yürütülen o şiddet senaryosu, evet. O kaos senaryosu çok kritik bir günde. Biden'ın başkanlığını tescil edeceği günde bir kişinin ölümüne de yol açarak gerçekleşti. Ve Amerikan demokrasisi en ağır darbesini aldı bugün kongreye düzenlenen saldırıyla. İşte Mike Pence'in yaptığı tanımlamaların yeniden senin çevirinle de hatırlayacak olursak. Bugün çok karanlık bir gün yaşadık ama şiddet asla kazanmayacak, özgürlük kazanacak. Biz anayasaya bağımlılığımızı sürdüreceğiz ve işimizi yapacağız. Bu oylama devam edecek, bu sayım devam edecek. Yani burada Donald Trump kendi başlattığı savaşı karşıdaki cepheyi daha da sıklaştırarak, hatta kendi yanındakileri de karşı cepheye, kendisinin karşısına aldığı cepheye yollayarak işte böyle bir tablo yarattı bugün. Kongrede bugün bunu görüyoruz. Kesinlikle. Yani seçim günü ve seçim öncesinde o hazırlık sürecinde mağazalar neden kepenklerle öyle kendilerine barikatlar kuruyor? Çünkü şiddet olaylarından endişe ediliyor diye konuşuyorduk. O zaman yaşanmayan belki o şiddet patlamasını bugün gördük. Ali Çınar katıldı bize bu noktada. Merhabalar Ali Çınar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım, yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi biz burada Süheyla Demir'le tam da şeyi konuşuyorduk. Yani o seçime giderkenki süreçte sizinle de konuştuk yayınlarda. Bir şiddet ihtimali üzerine konuşuluyordu. Mağazalar, o büyük caddelerdeki mağazalar önlem almıştı, tedbir almıştı. Öyle bir durum yaşanmamıştı ama bu gece gördüklerimiz o dönem o endişeyi yaratan koşulların ortadan kalkmadığını, hatta daha da kuvvetlendirdiğini belki de bize göstermiş oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gece gördüklerinizi? Açıkçası Amerikan demokrasi tarihinde kara leke olarak görüyorum. Kimse beklemiyordu. Yani Amerikan Kongresi'ne basılacak. Ayrıca bir kadın da önce vurulmuştu ve sağa sonra da hayatını kaybettiği evet, maalesef açıklandı. O nedenle çok ciddi şekilde Amerikan tarihine kara leke olarak geçen bir olay olarak yorumluyorum. Şu anda başkentte tabii sokağa çıkma yasağı var, sükunet var, ulusal muhafız güçleri ve polis çok ciddi şekilde tedbirler almış durumda. Polis ve güvenlik aslında bu derece bir şiddet beklemiyordu. Aslında güvenlik zafiyetinde olduğunu söyleyebilirim. Trump taraftarları çok rahat şekilde kongreyi bastıklarını gördük. Buna benzer bir resimleri aslında Michigan'da birkaç eyalet senatosunda Trump taraftarlarının yaptığını da söylemekte fayda var. Bunların benzerlerini ufak da olsa başka eyaletlerde görmüştük. Şimdiki soru acaba 20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin töreninde de buna benzer taşkınlıklar olur mu? Yani bu tehlike aslında geçmiş değil. Tabii gördüğümüz, ben de olay yerlerindeydim ama güvenlik tedbirleri ve jammerlardan dolayı iletişim kanalları kesilmişti. Çok zor şekilde irtibat sağlanıyordu. Birçok Trump taraftarı şu anda şehri terk etti. Yani dün yaşanan kaosun bugün yaşanacağını açıkçası çok beklemiyoruz. Zira çok ciddi güvenlik tedbirleri var. Ama net olan Başkan Trump çok büyük yara aldı, çok büyük kredi kaybetti. Sizin de söylediğiniz gibi senatörler, hem Cumhuriyetçi hem Demokratlar sert şekilde eleştirilerini yapıyorlar, kınıyorlar olayları. Evet. Ama genel olarak medyaya da baktığımızda bunun sorumluluğunun Başkan Trump yüzünden olduğunu söylüyorlar. Hak payları da var. Çünkü Başkan Trump başkente bu taraftarları çağırarak gelin meeting yapalım, Joe Biden seçilmiş başkan değildir, olamaz tarzında kışkırtması var. Açıkçası Başkan Trump'ın da çok geri adım attığını görmüyoruz. Hatta Beyaz Saray'da şu anda televizyonda olanları seyrediyor. Tabii bunun yankıları ve Cumhuriyetçi Parti ile nasıl bir yol ayrımına gireceği de yakın günlerde tartışılacak tabii. Evet, şimdi bakıyoruz senatörlerin ilk konuşmalarına. Cumhuriyetçi senatörlere de kulak verdik az evvel. Ki buna ek olarak yine Cumhuriyetçi kanattan paylaşılan mesajlar var. Donald Trump yalnız kalmış gözüküyor. Hatta eski savunma bakanı Mattis ülkesiz bir adam olacak bu noktadan sonra, Donald Trump bu geceden sonra dedi. Şimdi bu gece konuştuğumuz konuklarımız yaşananların Amerikan siyasetine
çok radikal etkileri olabileceğini söyledi. Örneğin bir üçüncü siyasi oluşum gibi, yani cumhuriyetçilerden kopacak olan o Trumpçıların oluşturabileceği bir oluşum gibi. Sizin öngörüleriniz neler? Bundan sonrası Amerikan siyaset sahnesinde nasıl bir tablo ortaya çıkarır? Şimdi aslında Joe Biden'ın zaferinin tescillenmesinde 12 tane cumhuriyetçi senatörle 140 tane temsilciler meclisi üyesi cumhuriyetçi Trump'a destek çıkmıştı. Yani Trump'ın hala cumhuriyetçi partide az da olsa görünür bir gücü olduğunu herkes biliyor. Ancak bugün yaşananlardan sonra cumhuriyetçi partide ne kadar artık Trump'a büyük destek verilecek, bu soru işareti. Açıkçası 20 Ocak'tan sonra Başkan Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Cumhuriyetçi Parti'de birçok kişi bağlarını Trump'la koparacak. Zira Senato çoğunluk lideri, ki artık azınlığa düştü, McConnell'ın verdiği demeçler, Mitt Romney'nin demeçleri, Lindsey Graham Joe Biden'ı güzel açıklamasından dolayı tebrik etti. Yani bir kopma olacak. O nedenle ben de aslında Trumpizmin veya bir oluşumun Trump tarafından gelecek dönemde olabileceğini ben de görüyorum. Zira hatırlanacağı üzere Trump 70 milyonun üzerinde oy almıştı. Ama soru şu, cumhuriyetçi kanatta ne kadar Trump'la arasında mesafe olsa da kaç tane cumhuriyetçinin hala destekleyebileceği 20 Ocak'tan sonra, bu daha net değil. Net olan, eğer Başkan Trump hala bu tür kışkırtmalara giderse, Başkan Trump hala Joe Biden'ın üzerine giderse, hem kongrede hem de yerel ve federal düzeyde yargı yolu açılacak. Artık senatoda da çoğunluk demokratlara geçtiği için Başkan Trump'a çok ciddi yargı yolunda da, azil sürecinde de veya yargılanması konusunda da Biden'ın yönetiminin eli çok güçlü olacak. Ben açıkçası bu şartlarda 2024'e kadar Trump'ın iyi bir performans artık çıkarabileceğini zor görüyorum. Bu 4 yılda tabii çok şey değişir ama zor günler bekliyor Başkan Trump'ı. Şimdi Pence'siz bir Donald Trump, yani 2024 için bir hedefi varsa dahi yeniden aday olmak ve bu yarışa girmek gibi. Yanında Mike Pence ya da isim olarak Pence olmasa da işte o evangelist camianın ya da o Trump'ı o koltuğa taşıyan kesimlerin desteğini almış bir isim olmadan Donald Trump, Donald Trump olabilir mi? Aslında olabilir, çünkü Trump kendi ekolünü yaratmış durumda. Yani bugün on binlerce kişi arasında baktığım zaman Trump'a hayranlık duyan, yani ailesiyle çocuğuyla gelenler de vardı. Aşırı gruplar aslında çok görüntülerde oldu ama Trump'a hayran olan, Trump'ın dediğiyle buraya gelen, sözünden çıkmayan ciddi bir kesim var. O nedenle yani Orta Amerika'da hala Trump başkan diyen, işte her evin bahçesinde Trump'ın bayrakları olan çok ciddi bir kesim var. Yani bunlar Trump'tan vazgeçmeyecekler. Trumpizm dediğimiz bir olgu artık yerleşti diyebiliriz. Ama önemli olan burada Amerikan kamuoyunda, medyasında, Cumhuriyetçi Parti'de, hatta Trump'a sevenlerin bile belli zaman sonra Trump'tan kopar mı kopmaz mı soru işaretleri. Çünkü hakikaten dengeli açıklamalar yapmayan, kışkırtıcı, provokasyonlara neden olan bir Trump var. Yediremiyor. Yani 20 Ocak'tan sonra Beyaz Saray'da olmayacağı için de çok bu konuda mutlu değil. Ben açıkçası belli bir büyük bir grup kendisini desteklese dile 2024'te başkanlık yolu için şansının çok artık olacağını tahmin etmiyorum. Yani şimdi hayatını orada sürdüren biri olarak da gözleminizi merak ediyorum Amerikan toplumu anlamında. Şimdi bu geceki görüntüyü gören Amerikan toplumu nasıl şekillenecek? Yani Donald Trump destekçisi olup da bu vandalizmi görüp o kitleden kopacak olanlar olur mu sizce? Yoksa daha da o mağduriyet duygusu güçlenir de daha da mı birbirine kenetlenir, o kitle büyür? Ne dersiniz? Çünkü şu ana kadar tabii biz Trump cephesinden ses duyamıyoruz. Twitter'ın yaptığı bir anlamda aforoz etme hamlesi sonrasında. Basın kuruluşları da şu noktadan sonra zaten çok yer vermeye yanaşmayacaklardır diye düşünüyorum. Trump bir açıklama yapmaya çalışırsa da.
Dolayısıyla oradan gelen tabii henüz bir açıklama olmadı. O ilk etapta yaptığı Twitter mesajları, paylaşımları dışında. Ne dersiniz? Nasıl şekillenir bundan sonra Amerikan toplumu? Zaten Trump'la beraber Amerika'da kutuplaşma derinleşmeye başlamıştı. Ve bundan sonra da artık bu kutuplaşmanın daha fazla olacağını görebiliyoruz. Burada önemli olan şu anda Biden'ın birlik beraberlik ile bilhassa Cumhuriyetçi Parti ile nasıl çalışacağı önemli olacak. Tabii şu da var, yani 6 ay sonra veya 1 yıl sonra ekonomik anlamda veya başka dengelerden dolayı Biden yönetimi istenilen performansı gösteremezse Amerikan halkı dönüp ya Başkan Trump döneminde ekonomimiz iyiydi, gelen gideni aratır varsayımıyla Trump'ı arayacak olanlar da olabilir. Yani o nedenle bunu yaşayarak göreceğiz. Yani bundan sonraki değişken faktörlerin bizi nereye götüreceği de belli. Ama net olan Amerikan toplumunda ciddi bir kutuplaşmanın olduğu ve bugün de kongrede yaşananların demokrasi tarihine kara leke olarak geçtiğini gösteriyor. Tabii burada dediğim gibi Başkan Trump yanına artık yeni müttefikler alması gerekecek. Çünkü Pence'den koptu, birçok cumhuriyetçiden kopacak. Yanında kimler olacak o da çok net değil. Zira Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da 2024 ile ilgili bazı planları var. Evangelistlerin nereye kayacağını da göreceğiz. Şu anda çok erken söylemek ama net olan Başkan Trump bugün çok ciddi şekilde kredi kaybetti. Peki kredi kaybetti yorumunu yaptınız. Siyasi kariyerini bitirdi yorumu yapan konuklarımız da oldu. Nasıl buluyorsunuz bu yorumu? Bence şu anda çok erken, yani çok ciddi bir Trump taraftarı var. Yani bu Trump taraftarları vazgeçmeyecekler Trump'tan belli zaman içinde. Dediğim gibi yani neredeyse tapacak düzeyde Trump'a hayran olan bir yani kitle ne var. Söylese inanacak ve o fikirle de harekete geçecek bir kitle olduğunu gördük bugün. Evet, kesinlikle. O nedenle ben tamamen Trump'ın siyasi hayatının biteceğini zannetmiyorum. Ama iki şey olabilir. Bir, Biden yönetimi ve kamuoyu üstüne giderek yargı yolunu açabilir. Ki Trump hakikaten yerinde durmazsa Biden yönetiminin düğmeye basacağını da görüyoruz. Zira New York Güney Mahkemesi Trump'ın ailesi ve Trump hakkında bazı soruşturmaları açmıştı. Ve şu anda demokratlar, Adalet Bakanı da demokrat olduğu için ciddi soruşturmalar ve yargı yolu açılabilir. Yani yıpratma politikası Trump Biden'ı yaparken aynı süreçte de Biden yönetimi Trump'ı tamamen siyasi hayatını bitirmek üzerinde de oynayabilir. Bunu da yakın zamanda göreceğiz. Ama tamamen Trump bu sahneden çıkacak diye, ayrılacak diye bir şey diyemiyoruz. Çünkü 70 milyon büyük bir rakam. Diyelim ki yarısını kaybetti, yine 30 milyon Amerika'da taraftar anlamında önemli. Pek çok ülkenin nüfusundan kat kat fazla bir sayı, 30 milyon baktığımızda. Şimdi bu gece yaşananlar aslında tabii ki ağırlıklı olarak kongrede olanları konuşuyoruz ama kongrede olanlardan ibaret de değil. Biraz gölgede kaldı farkındayım ama iki patlayıcı etkisiz hale getirildi örneğin. Bir, ikincisi görüntüleri ekrana getirdik. Olimpiya'da valinin özel mülküne, evine Trump destekçileri girmeye çalıştı. Georgia'da seçim sonucu daha belirlenirken o süreçte yine orada Trump destekçileri buluştular, toplandılar. Orada bir şiddet eğilimi görmedik ama şimdi belli ki bununla sınırlı kalmayacak. Yani bu şu anda canlı olarak izlemekte olduğumuz oturumun sonrasında Biden'ın başkanlığı tescil edildiğinde ya da sonrasında 20 Ocak'ta o seremonide, devir teslim töreninde ya da o sürece gidecek olan süreçte şiddet olaylarının artmasını bekliyor musunuz siz de? Buna benzer olaylar ufak da olsa bazı eyaletlerde yaşanmıştı. Bilhassa Michigan'da, Wisconsin'da, eyalet senatolarında buna benzer olaylar yaşanabilir. Dediğim gibi 20 Ocak'ta yemin töreninde çok aslında kısıtlı sayıda, belki de Amerikan tarihinin en düşük profilli COVID-19 tedbirleri nedeniyle düşük düzeyde olacak. Ancak Trump eğer bir çağrıda bulunup tekrar bu protestocuları başkente getirirse tabii sıkıntılı olabilir. Yani yemin törenine
gölge düşürmek amacıyla buna benzer bazı aktiviteler veya saldırılar olabilir. Olabilir yani, ben açıkçası bazı eyaletlerde de buna benzer maalesef görüntülerle karşılaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Burada da önemli olan yine kilit Başkan Trump olacak. Trump burada kışkırtıcı hareketlerine devam ederse hem Cumhuriyetçilerden hem de Biden yönetiminden yasal yollar olmak üzere çok ciddi şekilde cevabını alır gibi görünüyor. Yani bunların olup olmayacağı bence Başkan Trump'ın kışkırtıp kışkırtmayacağıyla bağlantılı. Evet, Süheyla, senin sormak istediğin bir şey var mı Ali Çınar'a? Anlattıkları gerçekten özetliyor durumu. Şöyle belki formüle edersek, Trump bugün ne kazandı ne kaybetti. Evet, kredisini kaybetti, güvenirliğini kaybetti. Eğer siyasi iddiası devam edecekse, siyasi kariyeri devam edecekse artık güvenilir bir lider imajı birçok kesim için yok. Ama kazandıkları da var. Çünkü kendi kitlesi üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi aslında. Bir çağrısıyla işte Amerikan tarihinde hiç unutulmayacak bir olaya sebebiyet verdi. Nasıl yorumlayabiliriz? Bugünün kazancı ve kayıpları Trump için sizce neler? Ben biraz böyle anlatmaya çalıştım. Başkan Trump bence kredisini kaybetti, evet, olarak görebiliriz. Mike Pence'i, başkan yardımcısını kaybetti. Evet. Yani yakın çevresinde olan müttefiklerini kaybettiğini söyleyebiliriz. Yani ortada duran, ılımlı olanlar bile bugün artık yeter, Başkan Trump'ın bu koltuğu bırakması gerektiğini belirttiler. Yani 20 Ocak'tan sonra da sonuçta güç kimdeyse herkes ona doğru yöneliyor. O nedenle Başkan Trump da 20 Ocak'tan sonra birçok ortada olan cumhuriyetçiyi de kaybedecek bugün yaptıklarıyla. O nedenle bence hem Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı dostlarını, hem başkan yardımcısını, hem de genel olarak kamuoyundaki kredisini tamamen kaybettiğini ben açıkçası yorumluyorum. Kazancı da sizin dediğiniz gibi kendi tabanına, ben sizleyim, bugün de meetingde beraberdik, gücümüzü gösterdik tarzında açıklamalarda zaten bulunmuştu. Biraz da güven tazeledi kendi seçmenine ama bence kaybı kazancından daha fazla oldu. Evet gerçekten. Yani hem Amerikan siyasetine yankılarını göreceğiz, hem Trump'ın siyaset hayatına yankılarını göreceğiz. Bir de çok konuşmaya fırsatımız olmadı ama konuklarımızla, Sayın Ali Çınar'ın da bu anlamda görüşünü merak ediyorum. Bir giriş yapmıştık aslında yayının başında. Şimdi Donald Trump dünyada baktığımızda bu tip lider olarak diyeyim, yalnız değil. Belki en popüler olanı ama baktığımızda işte Boris Johnson'ı örnek gösterebiliriz. Macaristan liderini, yine Orban'ı örnek gösterebiliriz. Yani böyle bir lider tipinin yükselişi var. Şimdi bu gece yaşananlara baktığımızda, diğer noktalarda böyle popülist liderleri iktidara taşımış ülkelerde bir kötü örnek olarak alınır mı sizce? Bence alınır ama tabii ülkeden ülkeye değişiyor. Yani küresel bir etkisi de olur mu? Yani çok bence olmaz, çünkü her ülkenin şartları çok farklı. Şu anda Boris Johnson'a baksak, ilk seçimde Boris Johnson başbakanlığı kaybedecek gibi görünüyor. O nedenle ülkeden ülkeye bence değişen bir faktördü ama Amerika Birleşik Devletleri bugün yaşadıklarıyla dünyaya da rezil olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Amerika diğer ülkelere demokrasi dersi, evet, vermeye çalışıyordu. Trump açıkçası bugün yaptığı kışkırtmayla dünya üzerinde de aslında Amerika'yı küçük düşürdü. Ama diğer ülkelerdeki bu popülist liderliğe bir örnek olur mu sorusuna, dediğim gibi ülke şartları her yerde farklı. Ama tabii ki bir örnek olarak da bence bazı tarihi dersler bugün verilmiş oldu. Yani açıkçası bu derslerden diğer ülkeler ders çıkarır mı? Soru işaretleri. Evet. Peki bu Twitter'ın yaptığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle dedik önceki saat diliminde konuşurken, kavramları yeniden sorgulatan bize gelişmeler yaşıyoruz. Yani bu Twitter'ın yaptığı bir tedbir almak mıdır? Sansür müdür? Bir anlamda baktığınızda çünkü belli ki Donald Trump
şu aşamada vereceği mesajlarla bir tehdit olarak algılanıyor ve Twitter'da bu anlamda bunun önüne geçmek istiyor. Çünkü insanların can güvenliği şu anda söz konusu olan en kaba tabirle. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu Twitter'ın yaptığını? Açıkçası sosyal medyayla ki bugün katıldığım, yani dün katıldığım meetingde de Başkan Trump Twitter'la ilgili çok ağır kelimelerde kullanmıştı. Yani bir kavgası zaten sosyal medya firmalarıyla devam ediyordu. O nedenle sürpriz değildi. Twitter bile artık yeter. Başkan Trump gitsin, kurtulalım. Sus dedi. Sus artık dedi. Ve sansür olarak yorumlamakta fayda var. Yani aslında gerçekçi olmak da gerekirse sansürleme niye diğer ülke liderlerine veya Twitter diğer kullanıcılarına yok da Başkan Trump'a böyle çok fazla var? O da soru işareti. Yani Twitter eğer bu tarzda tehdit, kışkırtıcı, yanlış bilgi verenlere böyle tedbir alacaksa yüzlerce, binlerce bu tarzda yanlış bilgi veren, hatta cinayetlere sebep olan bir sürü Twitter kullanıcısı var. Trump'ın da zaten tepkisi bu. Yani adil olmayan, sadece kasıtlı, çifte standart uygulayan bir sosyal medya firması olarak yorumluyordu. Ama Twitter'ın bugünkü yaptığı tabii ki bence radikal bir karardı. Ama kışkırtma artık yapmasın, artık yeter anlamında bir mesajdı. İlginç bir gelişmeydi, çok beklenmiyordu açıkçası. Şimdi 12 saat kullanamayacak, yani Trump'ın 12 saat Twitter kullanamamasının nasıl olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Sadece uykusunda kullanmıyor çünkü. Bir de kuralları daha da ihlal edirse tamamen ettiğinde tamamen kapatacak hesabını Twitter. Yani işin ucunda bayağı bir tehlikeli durum var. Acaba Trump bunu göze alacak mı? Yedek yani, hesaplarda oluşturmuş olabilir. Donald Trump'a bundan daha büyük bir ceza zannediyorum ki verilemez yani. Bir nevi daha hapse girmeden hapis cezası görüyor Donald Trump hakikaten. Twitter bugüne kadar en sevdiği mecraydı. O mecradan yoksun kaldı. Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz katkınız için yayınımıza. Sağ olun, yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi yani bütün bu konuşulan...